Selam herkese. Bakalım bizim babamız ne yapıyormuş? Niye? Sarmaşıklar mı dolaşmış? Neden? Oo evet. Oralara herhalde bir ilaç falan dökmek gerekiyor temizleyip. Şeytan ne yaptıracağız biliyor musun? O makineler var ya. Evet. Adamı çağıracağız. Hani böyle toprağa böyle. Evet. Gösterir misin şunu ya? Bu ne abi? Temizleniyor sonra kendi kendine tekrar büyüyor. Bu ne? Ağacı sarmış. Buradaki kestirdiğimiz ağaçları sarıyor. Ha küçük. Şu var mıydı Allah'ını seversen? Yoktu değil mi? Bu ne ya? Bunlar yüzsüz sarmaşıklar demek ki. Aşk ile tam ağaç olmuş. Ağaç. Çıktı mı GLS'nin kağıdı? Ha çıktı. Ha tamam. Şey var. Banka kredi vermek istiyor. Alalım. Şunlar nereden? Lito'nun okulundan evet, gelmiş. Tamam. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Burada yokken neler olmuş. Biz orada tatildeyken. Burada fırtına çıkmış. Lito'nun oyuncakları. Yani sultanın da var. Evet. Ne yapacağız biz bu bahçeyi ya? Evet. Bak şunu bahçe. Al yeni yıktıralım gitsin bence ya. Ömrük kom. Böyle komple buradan arkadan. Bu ağaçlar falan filan. Lito'yu daha çok görmek istiyoruz diyorlar videolarda. Aa kim diyor? Nebahat Hanım. Babaannesi. Ben sultanla gideceğim. Babacım, ama arabaya bineceğiz aşkım. Gezelim o zaman. Hadi onu o zaman koy oraya da. Bu çocuğu mu görmek istiyorsun? Böyle mi görmek istiyorsun? O yüzden göstermiyoruz. Tamam gel arabaya götürelim. Ağlamak yok aşkım. Uykun geldi senin değil mi? Gel şurada birazcık sür hadi. Hadi gel. Arkadaşlar ilk planım buraları yaptırmak. İkinci planım tamam. Da dış cepheyi kaplatmak. Değil mi Ömmüş Kom? Evet. Ama Nesli diyor ki alt katlara diyor kiracı koyalım diyor. Bilmiyorum yani. Tamam annem geliyoruz hadi. Bu arada burası çok kötü esiyor. Çok soğuk artık havalar. Evet. Sen niye kafana şapka takmadın keltoş kafa? Senin için açtılar gördün mü? Evet açtı. Geçen yaz açtı. Kış falan açmamıştı bunlar hiç. Şunu göremedik bu yaz. Buralar da berbat. Böğürtlen ağacı var. Böğürtlen. Şu ne ağacıydı? Kırmızı kırmızı. Onlar ne bilmiyorum ya. Bunlar onları kuşlar yiyor galiba. Allah yeni kestiriyorum bari. Ne diyorsun? Bilemiyorum. Tamamen düzleştirmek lazım. Vallahi var mıydı yok muydu pek hatırlamıyorum Ömüş Kom. Burayı göster bu bahçe ne olmuş? Vallahi gene ceza yiyor ceza. Ben sana söyleyeyim bari. Tyson nerede bu arada evde mi? Tyson arkadaydı. Ah. Unuttuk onu. Nerede bu ya? Gel buraya. Lito ne yapıyorsun anlat bakayım. Scooter mı sürüyorsun? Ama dikkat et merdivenlerden uçma. Burada olur, bırak istersen. Gelince sürelim böyle. Burada beklesin tamam. Seni. Tamam mı? Bak tam şuraya koy babacığım. Babaannesi şimdi bakalım bunu koyacağız. Hadi koy oraya. Tamam sür oraya kadar sür. Tamam istediğin yere koy. Geldiğimizde bakalım burada mı olacakmış scooter'ı. Aferin benim oğluma ya. Evet. Lito'nun çok uykusu geldi. Bak. Şu tarafa koy. Evet. Hemen yana. Ha. Evet anneciğim oraya. Aferin ve çabuk koş Ryder. Çok esiyor gel yeter. Tamam. Park koş. Etti ve geliyor. Al arabayı aç. Dönüş mü yaptın harikasın anneciğim. Gel. Yavaş. Bunları da Zollingen Strasse'nin bir şey varmış. Ha evet söylüyor Stefan bana da söylüyor.
Evet anneciğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar birazdan devam ederiz videolara. Buyurun. Oturtayım ben Lito'yu. Evet gençler. Şimdi birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Bir paket bekliyorduk perde. En üst katın şeylerini değiştiriyoruz. Evi değiştiriyoruz. Mobilyalar falan filan derken perde asacağı mı diyeyim ona? Ne diyeyim Ömrüçkan? Perde asacağı diyeyim arkadaşlar. Böyle var ya hani demir. Ondan adam gelmiş buraya bırakmaya. Ama bırakmamış gitmiş öbür tarafa. Yani neydi? Şeye. Kioska. Kioska bırakmış. Hani biz evde yokmuşuz da oraya bırakıyormuşuz gibi. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi oraya gideceğiz. Hava berbat arkadaşlar. Fena gördüğünüz gibi. Yani gözlüğüm de çok şık yani. Ben söyleyeyim. Ha? Evet, arkadaşlar 50 cent aldım bu gözlüğü. 50 cent. Şimdi çıkıyoruz. İlk önce oraya gidelim. Yok, ilk önce kargoları mı gönderelim? Kargoları dönüşte de halledebiliriz. Tamam. Oraya peki nasıl gireceğiz? İşte döneceğim. Lito, kafanı böyle getir. Böyle C yap. 1, 2, 3. C! Evet. Şimdi de çıkacağız. Oraya nasıl girelim peki? O Kaufland'ın oradaki şeyde mi duralım? Tamam. Hadi bakalım gidiyor Lito. Hadi gidiyor, let's go. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Oraya kadar da çeker nesli. Yolları biz konu muhabbet ederiz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Neden? 30'luk yol. Şimdi evde tamirat işleri var arkadaşlar. Onlarla uğraşıyorum. Boya yapıyorum. Burada her işinizi başkalarına yaptırırsanız evinize yaptığınız yenilikten 3 katı adamlara para ödemek zorunda kalırsınız. Değil mi Ömrüçkan? Buradaki, evet. Buradaki el işçiliğinden falan biraz bahsetsene. Pahalı. Pahalı mı? Yani ne kadar pahalı mesela? Mesela boyama işi. Mesela bir evinin yani. Bizim evi boyadığını, o katı boyadığını farz et. Yani bir katı boyasını yaptıysa. Yani normal bir evin. Buradaki normal bir ev 70-80 metrekare falan anca. Evet. Boyattığını düşünsen en az bir 500 euro falan vermek zorundasın boyacıya. Değil mi? O da böyle firma olmayan. Yani. Eşe dosta yaptırdığında. Yok, o zaman biraz daha az olur. Allah Allah. Evet. Firmada daha mı az olur? Hayır. Eşe dosta yaptırdığında daha az olur. Ha işte o diyorum ya, firmaya yaptırsan bir boya firmasına. İşte o zaman gelse. 500 falan. Ha. Bir türlü anlaşamadık onu. Pardon ya. Evet. Beni inşallah siz anlıyorsunuzdur. Kocam anlamıyor. Baba bir iki gündür kocana çok yükleniyorsun. Hep öyle diyorsun ya. Allah Allah. Bir şey de denmiyor. Bak hala. Bak. Arkadaşlar videoyu kapatıp bir ara verip kendisine bir şey verip. Buraları bahsetsene Ömrüçkan. Çocukluğun geçti buralarda ben. Evet. Ha? Senelerce buralarda oturdum. Vay be. Vay be. Gelirdim de arkadaşlar gelirdim. Bu köşelerde beni beklerdi. Şu sokakta bekliyordum Leslie arkadaşlar. Bakın. Şuralarda. Bu sokağın köşesinde bekliyordum onu burada. Gelmişim İstanbul'dan. Çık ulan dışarı diye bağırıyorum. Keserim kendimi, yakarım kendimi. Nereye gidiyoruz şimdi? Nasıl yapalım? Topsel'de o kioska nasıl gireceğiz oraya? İşte alttan gireceksin. Oradan U dönüşü yapılamıyor ki. Yapılamıyor. O zaman şey, Lenepershtrasse'ye doğru böyle gideceğiz. O Burger King'in oradan döneceğiz. Köprünün oradan, McFit'in oradan yukarı doğru döneceğiz. Oradan da sağa gireceğiz. Hallederiz. Evet. Ya böyle evde falan satış oluyor ya, onlara gitsek ya Ömrüçkom. Ev satışları. Open house mı? Evet, open house. Arkadaşlar burada böyle bir şeyler oluyor. Mesela birisi ama ölüyor. Bu ara yok. Yok, olmaz ha. Korona yüzünden. Aa, kesinlikle. Doğru. Evet, korona yedi bitirdi bizi. Aynen öyle. Tyson'ın maması var mı evde? Var. Vallahi öyle arkadaşlar. Korona şöyle. Bazı evet. Troller de geçen attığım videoya Almanya bitiyor diye videoya yorum yazmışlar. Hepsini okuyorum. Hepsini de kabul ediyorum yani. Bak ben şey değil, öyle eleştiriye gelmiyor değil.
yok Almanya şöyle güzel, yok ekonomisi böyle güzel. Bizim ya daha benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz arkadaşlar. Yani abilerim, ablalarım, anlayanlarınız var ama benim ne demek istediğimi ya da ne söylemek istediğimi, ne göstermek istediğimi daha anlamıyorsunuz yani. O yüzden böyle susma hakkımı kullanıyorum. Ay, yorum yapmıyorum yani. Ne yapayım? Birazcık böyle şey olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ya bir tane abi var. Ben onun yerine sana bir dile getireyim de sen o konuya da cevap ver kocacığım. Hangisi? Mal almak istiyor senden. Ben görmedim. Senin ya aracılığınla. Bir sürü mesaj atmış sana, bir türlü cevap vermiyorsun. Sinirleniyor adam ya. Allah Allah. Evet. Aşkı adam. Nereden atmış? Şey yorumlarda. Allah Allah. Koli küpe almak istiyor. Tamam, yönlendir. Tamam git. Tamam. Şey mesaj atmış mı? Nereden atmış? Yorumlarda okuyorum. Orada var. Ya ben görmüyorum ki ya. Ne oluyor biliyor musun? Yorumlar bekletilmeye giriyor ya ilk önce. Evet. Ben hepsini böyle sırayla hepsini böyle onaylıyorsun. Onaylıyorum. Sonra ertesi gün falan, yani bir sonraki videoyu attığım zaman o eski yorumlar öne düşüyor ne hikmetse. Ya pek kullanmayı bilmiyorum YouTube stüdyoyu. Arkadaşlar yani kusuruma bakmayın. Yani böyle gördüklerime %100 zaten cevap verip ulaşıyor. Hani ulaşım sağlıyorum. Çünkü elimden ne geliyorsa sıkıntısız yani. Efendim aşkım. Markete mi gideceksin? Tamam gideceğiz. Yani sıkıntı yok. Geçen bir tane abi mesaj atmış hatta. İş için falan geleceklermiş buraya. Ya bu tamirat tadilat işleri bir firma olarak geleceklermiş. Görüşmek istediğini falan şey yapmışlar. Mesela ona yazdım, cevap olarak yazdım. Gördüğüme yazıyorum. Bir de ulaşıp aylarca sohbet muhabbet edip sonra arayıp konuşup böyle arıyor. Gece 12'de 1'de arıyor ya da müsait olmadığım bir zamanlarda arıyor. Geçen gün bir kardeşimiz var. Hmm. O saydırmış bana. Sen de diğerleri gibisin. Mesaj atmış WhatsApp'a. Arkadaşlar, kardeşlerim. Sizlere inanılmaz saygı, sevgi duyuyorum. Ama bu size çok taviz vereceğim anlamına gelmez. Bence birazcık usluplarınızda insanların hayatları var. İnsanların kendi meşgaleleri var. Kendi koşturduğu hayatlar var. Bizler sizlere videolar yapıyoruz. Bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Biz ulaşılmaz birileri olsak en başından beri ulaşamazsınız. Gideceğiz anneciğim, bekle. O yüzden yani usluplarınıza birazcık dikkat edin yani. Hani öyle sen de diğerleri gibisin. İşte sen de diğer Almanya'ya yerli. Anca gel gelin buralar iyi. Oraların şeyini. Ama neler yazmış. Seviyorum da kardeşimizi. Ama olmaz yani. Ne olur? Bir abini kaybetmiş olursun. Bir fikir alabileceğin birini kaybetmiş olursun ki öyle oldu. Anladın mı? Artık ben senin ağzında kuş tutsan şey olmaz. Evet. Bu da küçük bir not olsun. Tabii. Yani en sevmediğim, hayatta bunu videolarda da dile getiriyorum. En sevmediğim, tasdif etmediğim şey saygısızlık arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bak gene bastıra bastıra söylüyorum. İşi olabilir insanların, sadece benim için değil, ulaştığınız insanlar için. İşi olabilir, gücü olabilir. Anladınız mı? O anda müsait olmuyor olabilir. Mesajınızı okuyup sonra dönecek olabilir. Ki bana yazmış, demiş ki abi, demiş sesli notumu da okumuşsun. Hayır, dinlemedim yani. Basmışım, kapatmışım, araba kullanıyorum. Yani birazcık o şeyleri kurun. Yani ne kadar üniversite okusanız da, ne kadar bir şeyleri bildiğinizi şey yapsanız da değiştirecek, bekle. Biraz daha büyümenizde fayda var arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden biraz daha büyümeniz lazım. Biraz daha hayat tecrübesi etmeniz lazım. Hadi biz şimdi gidelim, kargomuzu alalım. Paketi 106 evet. Şurada mıydı? Şu ileride, evet. Ha, gidelim onu alalım. Gelelim, sonra devam ederiz. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Konuş hadi. Arkadaşlar gittik aldık. Şunu bırakmamışlar eve. Yani eve bırakmanıza gerek. Hani eve sile bastırıyorsanız bırak oraya değil mi yani? Bahçe. Ha, kaybolursam onların suçu. Bu silinleniyorum ya. O da abi gelmiş. Gördün mü? Macaristan, Avusturya.
Yavaş. Bir şey alacağım mı karavan ya? Karavan içinde. Olabilir, güzelmiş yani. Gezelim böyle. Gezelim böyle. Aa, mis gibi. Hadi gel Gito. Anneciğim oradan olmaz, kalk. Yavaş yavaş. Oh my god. Gel. Oh my god. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Şimdiki görevimiz ne Ömüş Bon? Paketleri göndereceğiz. Tamam, açılmış mı da? Açık açık. Tamam. Bir de bir Aldi'ye uğrayacağız. Siz arabada beklersiniz. Ha. O kadar. Lito buraya gel, arabalar var bebeğim. Hadi bakalım. Hadi. Al sen. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Paketimizi aldık. Hadi bakalım, gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Paketimizi aldık. Tyson da burada bizi bekliyor. Tyson. Öpücük ver babaya. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Paketi aldık. Bırakmamışlar. Biz geldik aldık. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Paketlerimiz, kargolarımız var. Onları göndereceğiz. Ondan sonra cuma işte belki bir kamera falan beğendim. Onun araştırmalarını yapıyorum. Gidip kamerayı almayacağız herhalde, değil mi? Hayır Ömür Şukam ya. Olur mu öyle şeyler? Taksit alma imkanımız varken. Ha? Seviyor musun kocana? Çok seviyorum. Türkiye'de nadir. Seni de çok seviyoruz. Seni de. Evet arkadaşlar, hadi şimdiki planımız ne Ömür Şukam? İlk önce Aldi'ye gidiyoruz. Evet, sonra Aldi. Oradan iniyoruz. Evet. Sen paketleri arabada şey yapıyorsun. Arabada şeyleri falan attın değil mi? Kartonları falan. Attım alayını attım. Sen merak tamam. Etme. Sonra da eve gidiyoruz. Evet. Görevim var mıydı evde bugün? Birkaç boyanacak bir köşe vardı. Oraları yapacağım. Evet. Başka? Başka? Şeyi sökeriz. O içerideki küçük odadaki beyazı sökeriz. Aşağıya indiririz Ömüş.com. Tamam. Anladın? Çünkü çöp atma günü geliyor. Yani ne kadar kaldı? Bir hafta kaldı. Arkadaşlar çöpe yazılıyorsunuz. 3 hafta 4 hafta sonraya termin veriyor. Evde inanılmaz derecede şey var. Mobilya var. Atılacak mobilya var. Onları şey yapıyoruz. Abi de şu anda arabasını inceliyor. Alo alo. Bir şey yok, merak etme. Böyle kıllar da var ya. Arkadaşlar arabalarına o kadar düşkünler ki bunlar. Aklınız dimanınız gider yani. Ne diyeceğim? Buraların gettosundan gidelim mi şu aradan? Oradan yol var mı? Var. Var mı? Oradan gidelim mi? Gidelim. Kötü yerleri de gösterelim. Aynı kötü yerler. Çingeneler oturuyor be. Ama değil mi öyle? Ben de çingeneyim. Bunlar Bulgar çingenesi. Arkadaşlar doğma büyüme Kasımpaşalıyız. Dolap deriliyiz. Herkese gider. Biliyorsunuz yani. Özünü saklayan özünden kopsun. Hadi devam ediyoruz o zaman. Bay bay. Tutarım. Hem video çekerim. Sen var ya, harikasın. Yemin ediyorum. Şimdi arkadaşlar buraların gettosu. In the ghetto. Buralarda full böyle otopark falan varmış, iyi mi? Firmalar. Ya şunların zaman şeyinden hiçbir şey görünmüyor. Tamam, yok kalsın, o bir şey olmaz. Natias sandım şunu. Ya. Şunları at istersen. At, uzanamıyorum kocacığım. Tamam, ben uzandım ayağım. Tek elimle onu tutuyorum, tek elimle kamerayı. Tamam, sinirlenme. Bırakıyorum bunu. Boşa almış ha. Hadi bakalım. Buralara ilk defa ben de giriyorum arkadaşlar. Hep görüyordum. Ama şey yapmadım. Şimdi nereden aşk ile tam? Şimdi sağdan. Sağdan? Evet. Tamam. Gidiyorum o bak, zaman. Bak maşallah yazmışlar eve. Ooo, Tülko'nun evi. Yani. Arkadaşlar burada her yerdeyiz. Avrupa'nın her yerindeyiz. Buradan sola. Her yerindeyiz arkadaşlar. Yani biz var ya. Abi bak, kelepir bina. Vallahi billahi. Burası benim kursa gittiğim yerin şeyine, evet, çıkıyor. Evet, oraya çıkıyor. Arkadaşlar bakın Türk burası gücü. Türk gücü. Sportum Spiele. Kahvehane, rahathane. Tabii. Full karanlık. Evlerin renkleri süper. Evet. Burası bak, abimiz.
Buralar böyle arkadaşlar, güzel yani. Dolap deresi Taylan. Tabii tabii, buralar böyle. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle, ADP'de de geliyor. Bizim Bulgar mı gidiyor acaba? Olabilir ha. Ya. Yok, arkadaşlar şurada da kursa gidiyordum ben. Şimdi onun kapısında durayım. Şu sarı bina, evet. Şurası. Bakın arkadaşlar benim kursa geldiğim yer. Göster ölmüş o. Şeyi de göster, numarayı da göster. Arayın. Arayın, İletişime gelin. Geçin. İletişime geçin. Benim adımı verin. Diyecekler ki 3 kere geldi. Tanımıyoruz öyle birini. Bizim hocanın arabasını gördüm geçen gün. Yanımızdan geçti. Ha. Değiştirmiş. Buralarda böyle arkadaşlar işte ya. Biraz mahalle görün diye. Özlemişsinizdir buraları. Evet. Sıkıcı evet. Sokaklar. Arkadaşlar kimse yok. Kimse yok. Ne sokaklarda çocuklar oynuyor. Neden ama oynamıyor? Hepsi çünkü okula gidiyor. Kindergarten'a falan gidiyor. Ama yani bir sokak kültürü olsa iyi olur muymuş? Olurmuş abi. Şimdi yani. Enteresan olan bu sokak böyle buralar aşağılar falan böyle şey. Biraz daha kenar mahalle tarzı. Aynen. Bu yokuşu çıkıp ana yola çıktıktan aynen. Sonra. Lüks. En elit sokağı yani buranın. Bizim her oturduğumuz şey, sokak. Aynen her şey iç içe arkadaşlar. Yani bu da güzel bir şey. Güzel mi? Güzel. Seviyor muyum? Seviyoruz. Şimdi o zaman Aldi Aldi Lito'nun şeyi bitti, meyve suyu. Ondan sonra çay bitti, çayımız. Çay alayım. Sushi alır mısın? Dün yemişim bir paket kendi başına, yetmedi mi? Lito bile sabah kalk diyor bitirmiş. Lito sushi alalım mı? Uykun mu geldi senin? Kurban oldum. Oh my God. Aferin benim oğluma ya. Babasını korudu ya. Ha, şimdi konu, de kızdı. Konu boğaz olunca ikisi bir oluyorlar. Diğer ben bütün konular. Aferin benim oğluma be. Tokat ne? Gibi bir cevap geldi annesine. Ne diyorsun sen? Söyle bakayım bir daha. Ya, akıllı ol. Sushi. Senin sushi diyen ağzını yerim benim ben. Benim oğlum bana sushi alır değil mi Lito? Hem de iki tane alır. Evet. Aa. Yetemez. Bana yok mu? Aa, yiyin yiyin. Yiyin büyüklerinden sizi. Büyüklerinden al eskiden, küçükleri biraz hemen bitiyor ya. Ondan mı bitti dün? Yoksa bırakacak mıydın? Bırakacaktım. Böyle oyun oynar gibi atıyorum, bir atıyorum, bir atıyorum. Çerez gibi. Aa, bir baktım bitmiş. Ulan dedim, hatta hayal kırıklığına falan uğradım ya. Bir gün seni güzel bir sushi yemeye götüreceğim. Ama ne zaman götüreceksin Ömüşkama ya? Aşkına fırsat kalmadı. Ya. Ne zaman gidiyoruz? Biz gidelim mi akşam? Hülya Cumalı, Cuma günü gidiyorlarmış. Nereye? Selvi'yle. Ooo bize satış. Ya böyle bunlar. Bunlar böyle kızım. Manyak istemiyorlar ki bizi aralarında. Şu mavi yere gir, aile yerine kocacığım. Bizi istemiyorlar ki kızım. Gizliden gizliden. Onlar ittifak zaten. Gel. Vay be. Şapkanı giyemem. Ah, hadi o zaman. Üzüldüm. Süzgürüm ben gelmem. Tamam o zaman. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Evet gençler şimdi Aldi'deyiz. Kapıda Nesli ile Lito'yu bekliyorum. Ben girmedim çünkü kalabalık oluyor arkadaşlar. Sevmiyorum yani, sıra bekliyorsun. Bir de genelde 1-2 kasa çalışıyor. 10 tane kasa var ama 1-2 kasa çalışıyor. O yüzden girmiyorum. Biraz böyle bekleyeyim. Bir şeyler alıyorlar herhalde. Şu anda göremiyorum onları. Kasadalar mı değiller mi bilmiyorum ama yani daha bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize popüler davranın. Saat şu anda Almanya'da 3'e 5 var. Şimdi birazdan çıkıp kargoları göndereceğiz. Kargoları gönderdikten sonra eve kaçarız. Evdeki işleri halletmem gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş yapıyoruz. Boya badana işleri. Bir de arkadaşlar şimdi normalde telefonla 11 Pro Max'a çekiyorum biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal Sony'nin neydi? ZV-1 diye bir kamerasını buldum arkadaşlar. 900 euro. Herhalde onu alabilirim. Çok güzel bir kamera. Yani kamera inanılmaz bir otofokus özelliği. Bayağı bir şey var. Onun tanıtım videosunu yaparım büyük bir ihtimal. Evdeki bir odayı da arkadaşlar giyinme odası ve bilgisayar odası, oyun konsol odası yapmaya karar verdik. Şimdi oradaki bir tane şeyi boşaltmam gerekiyor. Bir hafta sonra bu
mobilyaları atmak için, yani kapıya indireceğim bir de onları. En üst kattan aşağıya taşıyacağım arkadaşlar. Çünkü en üst katı şey yapacağız. Bilmiyorum. Belki alttaki daireleri ufak tefek boyayıp şey yapabiliriz. Kiraya verebiliriz. Bilmiyorum, bakacağız yani kafamıza göre. Kiraya verebiliriz çünkü bayağı büyük geliyor. Bir sürü, yani 10 tane oda olmuş oluyor arkadaşlar. Ben uğraşacağım mı? Kiracı uğraşsın. Hem de işçiyse ödemelerde de şey olmuş olur. Pandemiden dolayı biraz daha para girmiş olur. Neyse, kendinize popüler davranın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Tyson da buradan milleti kesiyor. Hadi bakalım, bay bay. Kendinize iyi bakın.